Yazın özellikle öğle saatlerinde ki bu saatler saat 11 ile 4 arası direkt güneşlenmememiz gerekir. Hatta yüzmememiz gerekir. Çünkü biz yüzerken de güneş ışığına maruz kalırız. Bu saatlerde gölgede oturmalıyız. Ancak sabah erken saatlerde ve geç saatlerde güneşlenebiliriz. Bu arada cildimizi güneşten koruyan bir takım güneş koruyucular vardır. Genellikle bu koruyucuları önerdiğimiz koruma faktörü 30'un üstünde olmalıdır. Kişinin ten tipine, deri tipine, beyazlığına ya da esmerliğine göre bu güneş koruyucuların koruma faktörünü farklı olarak seçebiliriz. Güneşe çıkmadan, güneşlenmeden yarım saat önce güneş koruyucumuzu güneş görecek bölgelerimize uygulamalıyız. Çünkü bunların etkisi en erken yarım saat sonra başlamaktadır. Ve bunların etkisi 2-3 saat sonra da kaybolmaktadır. Gittikçe korumaları düşmektedir. O yüzden tekrar uygulamamız, tekrar sürmemiz gerekir. Hatta sadece tatil ortamında değil, şehir içinde de eğer güneşte dolaşacaksak biz cildimizi güneşten korumalıyız ve bu güneş koruyucuları evden dışarı çıkmadan yarım saat önce güneş görecek bölgelerimize uygulamalıyız. Bir yanlış uygulama vardır. Güneş koruyucu sürülür, üstüne nemlendirici sürülür ya da nemlendirici sürülür, üstüne güneş koruyucu sürülür. Böyle uygulandığı takdirde güneş koruyucunun etkisi düşer. Bu yüzden güneş koruyucuları tek başına direkt derimize uygulamalıyız. Başka hiçbir şey sürmemeliyiz. Bu arada güneş koruyucularda kimyasal ve fiziksel içerikli olmak üzere farklı farklıdır. Bebeklerde ve çocuklarda, 3 yaş altı çocuklarda daha çok fiziksel olanları kesinlikle tercih etmeliyiz. Çünkü bunlar emilmeyen güneş koruyuculardır ve bebeklerin cildine zarar vermezler. Bazen bu güneş koruyuculara bağlı alerjiler de olabilir her yaş grubunda. O yüzden derimize uygun olan güneş koruyucuyu mutlaka seçerek bulmalıyız.